yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkuteli'de bulunan seyyar karpuzcular mahallelere dağıtıldı. Korkuteli Belediyesi'nde bir araya gelen seyyar karpuzcular adaletli bir şekilde mahallelerini kendileri belirledi. Korkuteli'de seyyar karpuzculuk yapan esnaflar cumartesi günü Korkuteli Belediyesi'nde çekilen kura ile karpuz satacakları yerleri kendileri belirledi. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaz bakalım. 6 numara. Ramazan mor. Ramazan mor. Aşağı pazar mahallesi. Onu sonra şey yaparsın. Tamam. Yerleri söylersin. Biz şunları bir yazalım bakalım. Bu mu şekilde? 31 numara. Yazdır ismini. Ömer Yörük. Ömer Yörük 31. Ta İbrahim'in köşesi mi ya? Şans yok ya. Bismillah. 22. Yazdır ben ismini. Başkanım, bugün karpuz yerleriyle alakalı bir kura çekimi oldu. Daha önce karpuz satışını sadece karpuz pazarında yapacağız demiştiniz ama bir değişiklik oldu. Bununla alakalı bir açıklama alabilir miyiz? Tabii şimdi 3 gün önce bütün karpuz üreticilerimiz bütün köylerden geldiler. Bu sistemle ilgili sistemi istediklerini ama işte seyyar satılmayacağını ben belirtmiştim. Yani kesinlikle seyyar satış yapmayacağız diye. Onlar da eldeki ürünlerini bir şekilde daha önceden ektiklerini, yani Mart Nisan döneminden ektiklerini, ürünleri daha yeni toplayacaklarını, hani bu sene için bunun bir formülünü nasıl halledebiliriz diye bir toplantı yaptık, sohbet ettik. Yaklaşık 60'a yakın üreticimizle, köylerimizle. Sonra şöyle bir formül bulduk. Kendileri yine haritaların üzerinden trafiği engellemeyecek şekilde, etrafı rahatsız vermeyecek şekilde bizim 10 metrekarelik, yani karpuz pazarı için kurduğumuz 10 metrekarelik yerlerde 46 tane nokta belirlediler üreticiler, kendi üreticilerimiz. Bu 46 taneyi yeri siz de belirleyin dedim. Mahalle aralarımızda 3'er tane, 4'er tane, 5'er tane olmak şartıyla merkezdeki 6 merkez mahallemizde işte şimdi demin kavanozun içine koyduk yine adaletsizlik olmasın diye 46 üreticimizi kendileri çektiler kurayları. Orada bu sene karpuzlarını, ürettikleri karpuzları orada satacaklar bu sene için. Ve bunu da bir evrak altına da aldık, taahhütle yaptık. Yani 2020 yılı itibariyle artık bu mahalle aralarındaki karpuz kalmayacak. Bu sene zaten seyyar yok. Yani seyyara da çıkmayacaklar. Herhangi bir şekilde işte kamyonla, römorkla dolaşarak karpuz satışımız yok. Belediye olarak onlara gösterdiğimiz 46 tane yerden, kendilerinin de kabul ettikleri 46 yerden şu anda kuralları çekiliyor. Kendileri bu sene mallarını orada eritecekler. Ama inşallah seneye gerçekten modern, güzel bir karpuz, kavun ve salçalık domates pazarını oluşturmuş olacağız. Bu sene yetişmeyeceğini söylediler. Yani yetiştiremeyeceğiz biz dediler. Ben de kabul ettim bunu. İnşallah trafiğe sıkıntı vermeden, çevre gürültüsüne sıkıntı vermeden, seyyar olmadan 46 tane noktada bu sene ürünlerini köylerimiz satacaklar. Öpüştük, koklaştık, sarıldık, çözüme ulaştırdık. Peki başkanım, gelecek yıl için aynı pazar yeri mi olacak? Yani karpuzculara daha önce gösterdiğiniz pazar yeri mi olacak? Yoksa yok. daha farklı bir yerde yapacağız orada. Oraya da modern bir tesis yapılacak. Yani pazar gibi bir şey mi kuracak? Sürpriz. Burası sürpriz. Karpuzcularla ilgili kısmımız bu. Evet. Şeylerde, pazarlarda satışlar şey mi olacak mı? Toplu olarak satış olmayacak. Zaten çarşamba pazarı biliyorsunuz yani. Bu saat sonra al sat pazarı. Eğer tezgahı varsa çarşamba pazarında tabii ki satabilir. Evet. Ama cumartesi günü üretici pazarında sadece ve sadece hani 3-5 kavun, 3-5 karpuz şeklinde diğer ürünlerin yanına koyabilir ama sadece karpuz tezgahı olarak üretici pazarında da olmayacak, sadece dışarıda olacak. Başkanım. Seneye zaten bunların hiçbirisi yok, sadece karpuz kavun pazarında olacak. Çünkü biliyorsunuz yani bakkallarımız var, manavlarımız var, manav ruhsatı alan
arkadaşlarımız var. Üreticilerimizin seneye eğer karpuz üretmek istiyorlarsa Korkuteli'de iki tane alternatifleri var. Ya ürettikleri karpuzu açacağımız kavun karpuz pazarında satacaklar toplu bir şekilde pazarda ya da manavlara, bakkallara satacaklar veya toptan satacaklar ama seneye, bu sene olmadığı gibi, bu sene seyyar yok zaten, onu hep beraber kaldırdık. Seneye şey de yok, mahallelerde 46 noktada da satılmayacak. Çünkü bir karpuz pazarı oluşturmamız gerekiyor. Bu da turizmle ilgili bir şey aslında ama bir sene gecikmiş olacağız bu sene. Hani ben bu sene istemiştim Hasan Bey, yani karpuz pazarı oluşturalım, ben bunun reklamını yavaş yavaş başlatayım. Ürünleri. Ama şimdi bu aslında iyi de oldu. Toplantıda iyi de oldu. Şimdi bu karpuz pazarını çift yönlü bir pazar olarak düşüneceğiz. O da sürpriz inşallah. Çünkü biliyorsunuz Antalya-İzmir yolundayız. Evet. Değişik şeyler çıkabilir yani. Köşelerdeki tezgahları esnaflar da kendileri mi kuracaklar? Hayır. Belediye olarak biz kendimiz o pazar yerine kurduğumuz tezgahları 10'ar metrekare. Evet. Tezgahları biz kuracağız. Korkuteli Belediyesi logosu da olacak. Ama tekrar söylüyorum, seyyar satış kesinlikle yok. Evet. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.